Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Geldik bir sonraki sayfaya. Burada ne istiyordu bizden? Yine bu noktacıkları birleştirerek resmi tamamlamamız isteniyordu, değil mi? Biraz daha şöyle yakınlaştıralım, daha iyi görelim. Ne yapıyoruz? Noktacıkları tamamlıyoruz, sonra istediğimiz gibi boyuyoruz. Bunlar ne? Fare. Tamamladığımızda fare ortaya çıkacak. Nasıl tamamlamalıyız? Şimdi ona bakalım birlikte. İlk olarak yukarıdan aşağıya bu pembe noktaları tamamlayalım. Sonra sağa doğru eğik bir çizgiyle burasını tamamlayalım. Sonra yukarıdan aşağıya bu kısmı. Üç hareketle tamamladık bunları. Sonra diğerlerini de tamamlayın ve boyayın. Bakalım mı boyanınca nasıl oluyormuş? Kontrolümüzü edelim. İşte farelerimizi tamamladık. Çizgilerin çizdik, noktacıkların üzerinden geçtik, sonra da boyadık. Sayfanın alt kısmında ise farklı bir tamamlama çalışması var. Burada ne varmış? Burada da dolma kalemler var. Dolma kalemlerin üst kısmı yarım kalmış. Tamamlanması gerekiyor. O zaman görev sizde. Tamamlayın o kalemleri. Nasıl tamamlamalıyız? Ona bakalım mı birlikte? Şurada yukarıdan aşağıya bir çizgi var. Üzerinden gitmelisiniz. Sonra böyle kıvrılarak tamamlıyoruz. Sonra da dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Tamamlama işlemini yaptıysanız kontrol edelim mi? Nasıl oluyormuş? Hadi bakalım. İşte tüm dolma kalemlerin çizgileri tamamlandı ve boyandı. Sıradaki etkinliğimize geldik. Bugün hangi sesi öğreniyoruz? Hmm sesini. O zaman birlikte hmm harfinin yazılışını öğrenelim. Nereye yazılıyormuş? Yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Hadi bunlara bakalım birlikte. Şimdi bununla ilgili videomuz vardı. Hadi videomuzu izleyelim. Sonra yazma çalışmasını yaparız. Büyük N harfi 1, 2, 3. 1 ile 3. çizgilerin arasına yazılıyor. Peki nasıl yazmalıyız? Kaç harekette yazmalıyız? Şimdi hazırla parmakları birlikte yapalım. Birinci çizgiye kalemimizi koyuyoruz. Yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çiziyoruz. Bu 1. İkinci çizgimiz biraz eğik bir çizgi. Bu 2. Sonra yine yukarıdan aşağıya iniyoruz ve üçüncü çizgimizi yapıp büyük N harfini yazmış oluyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Hadi. Yukarıdan aşağıya indik. Eğik çizgimizi çizdik. Evet, birinci çizgiye kadar. Hadi bakalım. Şimdi yine yukarıdan aşağıya. Tamam. İşte büyük N harfini yazdık. O zaman şimdi gelin birlikte yazalım bunu. Atanın kitapları her an elimde. Büyük N harfini birlikte yazalım şimdi. Ne yapıyorduk? 3 harekette yapıyorduk. 1, 2 ve 3. Hadi başlayalım bakalım. Birinci çizgiye kalemi koyduk. 1, sonra sağ eğik. 2, yine yukarıdan aşağıya 3. Böylelikle büyük N harfini yazdık. Hadi bir tane daha yapalım. 1, 2 ve 3. Tamamladık. Bir örnek daha. 1, 2 ve 3. Hadi sayfadaki diğer N harflerini de yapın çocuklar. Yazma çalışmamıza da örnekler verdik. O zaman birlikte kontrol edelim bakalım. Büyük N harfini yazdık, kontrol ediyoruz dedik, değil mi? Burada bir kez daha tekrar edelim. Yukarıdan aşağıya 1. Sağa doğru eğik 2. Yine yukarıdan aşağıya 3. Tamam. Nal.
Nar. Bu da tamam. Hadi bakalım. İlk sıradaki tüm noktacıklı harflerin üzerinden geçtiniz. Bakalım bizde hepsi tamamlandı. Sonra ikinci sıraya bakalım. İkinci sırada satırın sonuna kadar devam ettiniz. Kendiniz büyük harfini yazdınız değil mi? Güzel, harikasınız. Üçüncü sıraya da bakalım. Burada da bir örnek verilmiş. Diğerlerini siz tamamlayacaksınız. Sayfadaki tüm çalışmaları tamamlamayı unutmayın çocuklar. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Ama küçük bir görevim var burada size. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımızdayız. Çalışma yaprağı 13'e geldik. 13. çalışma yaprağının üst kısmında büyük harfinin yazılışı ile ilgili çalışmalar var. Bu çalışmaları da mutlaka tamamlayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Aksanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise